Hepinize merhaba arkadaşlar. Manyak Deney serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde bir merminin, bir kurşunun ne kadar güçlü olduğunu test edeceğiz. Ne kadar güçlü? Hani böyle PUBG'de oynuyorsunuz, millet tarıyorsunuz falan filan ya. Biz bunu gerçek hayatta ne kadar güçlü olduğunu test edeceğiz. Ve bunun için bir düzenek hazırladık. Farklı farklı turlarda bunları test edeceğiz. Yani burada ilk olarak ilk tur suyu test edeceğiz. Bir kurşun sıktığımızda acaba kaç tane suyu tek seferde delebileceğim? İlk tur bunu deneyeceğiz. Yani böyle bir platform hazırladık, uğraştık falan. Şuna bak. Bunun 10 milyon takipçisi var. Merhaba, merhaba. Manyak Deney serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Yani suları vurabileceğime inanıyorum. Ben küçükken atış yapmaya giderdim babamla birlikte. Yani bunu başarabileceğime inanıyorum. Farklı farklı silahlarımız var. Siz de izlerken göreceksiniz. Uğur olsun diye bir tanesini içiyorum. Heyecanlıyım, gerildim. Tam dümdüz bir şekilde bunları dizdim. Tek seferde doğru düzgün bir atış yaparsam vurabileceğime inanıyorum. Eğer vuramazsam plastiğin yamukluğundan dolayıdır. Kesinlikle benden dolayı değildir. Ama ilk önce güvenliğimiz için ekipmanlarımızı giymemiz lazım. Güzel bir test deney videosu olacak. Eğer siz de bu seriden daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ne 200 bin beğeni geçerse Manyak Deney'in yeni bölümü gelecek. Zaten ayda yılda bir çekiyoruz. Beğeni atarsınız o zaman. Hadi başlayalım. Evet, klasiklerden olacak ama silahlar oyuncak değildir. Yani buradan gaza gelip boncuklu tabanca olup birbirinizi vurmayın. PUBG değil burası, gerçek hayat. Neyse, gelin deneyelim o zaman. Matrix gözlüğümü taktım. SAR-9X bir tabancamız var. Sarsılmaz'ın normal bir tabancası. Bakalım kaç taneye vurabileceğim. İlk testimiz başlasın o zaman. Çöküyorum ninja gibi. Silahı Red Dot yapmışlar. PUBG sanki her yer. PUBG kuşağı. Tabii bu gerçeği tabii. Ben çöküyorum kardeşim. O zaman su deneyimiz başlasın. Tek seferde hepsini Şahin çocuk olarak vurabileceğime inanıyorum. Hadi bakalım bismillah. Yani başarısız bir atış olarak görmüyorum ben bunu. Sonuçta 3 taneyi aynı anda vurdum. Ama hepsini vuramadım. Gel bakalım bak. Şunu alttan delmiş. Diğer ikisi yok oldu zaten. Full alttan girmişim. Kurşun nereye gitti lan? Dur bir daha sıkayım. Niye vuramadım? Çünkü plastikten ötürü sekiyor silah. Kesinlikle benimle alakası yok. Allah'a. Sen neyim, ben böyle şey miyim acaba? Matrix falan mıyım? Paramparça tutuları. 3 atışta indirdim. Ne diyorsun? Kaç puan veriyorsun? 10 üzerinden 10. 10 üzerinden 10. Yalnız iyi yaralamış. Baksana bak. Vurduğu yerden şöyle bir yara açmış. Şöyle bir delik açmış. Aa, buradan daha keskin bir delik bak. Burada bildiğin kurşun deliği var. Buradan girmiş. Buradan çıkmış. Ya buradan girip buradan da çıkmış olabilir, bilmiyorum, sorgulamıyorum. Ama su deneyimiz başarılı, suları yenebildik. Bunda minik bir delik var. Burada küçük yaralamış sadece. Bu şu an can veriyor yavaş yavaş. Neyse. O zaman mermi suyu yendi diyoruz ve ikinci turumuza geçiyoruz. İkinci turda gazlı içecekler deneyeceğiz. Gazlı içecekleri de bu sefer sallayacağım. Sallayıp sallayıp yerleştireceğim. Biraz batacak yani burası. Ben ne yapıyorum ya? Atış talimine gidiyoruz selam. Video 3-5 milyon izleniyor. Sonra gidiyorum evde Minecraft çekiyorum. Oturdum yanında, o da 3-5 milyon izleniyor. Bu nasıl bir hayat? Bak neler yapıyorum. Tek bir markaya bağlı kalmadık. Bütün markaları kullanıyoruz bu videoda. Telif yersek bir tanesinden yemeyelim, bizim içeceğimize kurşun sıktınız diye. Yani içeceğin üstünde kurşun sıkmayınız yazmıyor sonuçta. Detaylarını okuyorum şu anda. Hiçbir yerinde şey yazmıyor. Kurşun sıkmayın, mermi sıkmayın. Sadece kafein içerir yazıyor. Kafein içeriyorsa tamam. Hadi gel deneyelim. İyice bir gaza geldim. Bu iyi patlasın istiyorum. Bu bayağı uçsun. Bu yıksın burayı. Bu havalansın gitsin istiyorum. Ama biraz geri geleceğim. İnşallah bana gelmez ya. Batmak istemiyorum ya. Bu arada bu kulaklığı takınca hiçbir şey duyulmuyor. Beni duyabiliyorsunuz değil mi? Kendi sesimi bile duyamıyorum bu kulaklıkta. Evet, duyuyorsun değil mi? Duyuyorum. Ha tamam. Sen de duyuyorsun. Neyse. Red Dot'tan nişanımı alıyorum ve patlatıyorum. Ya nasıl ıskaladım ben ya? Bu mesafeden nasıl ıskalamış olabilirim ki? Neyse, sorgulamıyorum. Kat attın ha buraya. Vuramadım. Oğlum. Ne sıkıntı ne? Mermi içeride gitmiyor. Kaçıyor mermi? Mermi kaçıyor gidiyor. Hadi kolaya bak sen. Ağzına sıçtı. Ay delik deşik ettin ha. Öf. Ben vurdum aslında da mermi koladan sekti, anladın mı? Mesela buna çarptı ya, mermi bundan sekti. Yoksa benim alakam yok. Güzel vurduk ama. Bunu kapağından vurmuşuz. Kapağından, kafa parçalanmış. Buradan girmiş, buradan çıkmış. Şimdi bu geriye bunlar kaldı. 5 tane. 5 taneyi tekte vurmayı deneyeceğim. Yani tek seferde delmesini istiyorum. Bunu da takınca babama benziyorum ya. Tam babam gözlüğü ya.
Enes Batır. Babamın YouTube kanalı gibi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir Airsoft oyunu yapacağız. Ama bunlar oyuncak değildir. Haberiniz olsun. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Airsoft oyunlarında kullandığınız silahlar ve ekipmanlar hakkında size bilgi vereceğim. Benziyoruz aslında. Neyse. Şimdi ikinci silah geçtik. Bu da tabanca mermi sıkıyor aslında. Bu da 9 milimetre sıkıyor. 9 ama bu otomatik sıkabiliyor. Yani daha uzun. Ama tekte vuracağına inanıyorum. O zaman vuralım. İzle kardeşim, tekte geliyor bak. Sıkmadı. Bu arada bu video sarsılmaz sponsor oldu. Teşekkür ederiz onlara da silahlar için. Of. Çok iyiydi lan. Vallahi çok iyiydi. Nasıldı ama yok etti ya. Nereye gitti onlar? Nereye, hangisi vurduğum benim? Hepsi uçtu. Şu sonuncuya bir koydum zaten. Bu böyle dümdüz geri gitti. Ağlatırlar abisi. Bak bak bak, görüyor musun deliği bak. Deli deli yakmışız yakmışız. Basit, tamam, bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Şimdi 3. tura geçiyoruz. 3. turda biraz işler kızışacak. Biraz büyük silahlara giriyoruz. Hadi bakalım. Evet, sıradaki turumuz karpuz. Karpuzun iyisinden seçtik. Hani ya, ne kadar komik, Allah'ım karpuzun iyisi, sesine vurarak anlaşılır falan. Güzel espriler. Lan dur yerinde. Bunları ne kadar delebileceğini ben bilmiyorum, denemedim. Plastiği delebilir eminim ama karpuz delebileceğinden emin değilim. Çünkü karpuz bildiğiniz gibi içi yoğun bir madde. Ne atıyorum ben satıyorum. Bir şeyler uyduruyorum ama. Sen karpuz satıyorsun. Sadece karpuz satıyorum. Karpuzun içi dolu. Full meyve falan, mermi içine girince onu enzimleriyle eritecek. Delemeyeceğine inanıyorum ama bakalım, deneyeceğiz. Karpuz testi. Şöyle girecek, sonra bundan çıkacak, sonra buna girecek. Bakalım ne olacak. Böyle anlatıyorum ama inşallah. Hadi bakalım. Bunu niye öptüm bilmiyorum. Ayırdım, kayırdım onu diğer karpuzlardan. Özel bir karpuz ilan ettim. Bunların hiçbirini öpmedim bak. Sana inşallah bir şey olmaz oğlum. Seni yiyeceğiz akşam. Matrix moduna giriyorum yine. Tekte ya, iyi izle. Tekte geliyor, tekte. Pardon, duyamıyorum. Bunu takmak zorunda mıyım ben? Bunu niye takıyoruz? Doğru, gelmemesi lazım. Zaten gözüm geçen gün yaralandı, bir gözüm yok geziyordum. Daha yeni iyileşti. Hadi bakalım, bismillah. Ben inanmıyorum ama bakalım ne olacak. Oh. Aaa! Aaa! Çok iyi lan! Baksana bak! Bak 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 bak! Görüyor musun? Mis gibi mis, bak deliye bak. Oradan beni gör bak. Görüyor musun gözümü, görüyor musun? Gördüm. Mis gibi deldi lan. Oğlum karpuz olmak istemezdim ha. Öptüğümüz karpuza ne oldu? Paramparça oldu. Daha demin Uğur gelsin diye öptüğüm karpuz paramparça olmuş. Oğlum kusura bakma lan. Ben seni öpmeseydim keşke. Yem bari. Güzel. Sonrakiler ne oldu? Ha, bunu da vurmuş. Çıkar şunu ya, babama benziyorum. Tabi babacım, seni seviyorum ama. Neyse, bunu da vurmuş. Ama bundan sekmiş gitmiş galiba, aynen. Yani üçüncüye de, dördüncüye de gelmiş ama buradan böyle gitmiş buraya. Bu karpuzdan sekip buraya delmiş. Buradan da mı yere mere gitmiştir, bir yere gitmiştir artık, bilmiyoruz. Yani bu karpuzu iyi ki yememişiz, şunun içine baksana. Burada bir cinayet işlenmiş. Cinayeti biz işlemedik ama bu daha önceden işlenmiş. Suç bize kaldı yani, karpuzu vurduk diye. Şuna bak, içi çok kötü bunun. İyi, yumuşak yumuşak. Bunu satan manav da ne bileyim yani. Allah Allah. Evet, şimdi karpuza destek olarak kavun kardeşi geliyor. Kavun kardeşi karpuzu backuplamaya geldi. PUBG'de ekibi geldi kavun kardeşlerin. Destek squad olarak kavunlar geldi. Bunu çeksin. Arı saldırdı lan. Evet, şu anda bir zorlu bir hedef var önümüzde. 4-5 tane kavun, 3 tane karpuz. Tekte deleceğime inanıyorum ama bunun için 5.56 mermisi kullanacağız. Artık bu terimleri söylerken yadırgamıyorum çünkü herkes PUBG oynuyor. 5.56, 7.62, 9 milimetre. Allah Allah. Şimdi aynı silah gözüküyor ama 5.56 mermisi taktık. Yani çok güçlü bu mermiler, tabanca gibi değil. Arkadaşlar, silah oyuncak değildir. Gene söylüyorum, değil. Anladınız mı? Bu klasik bir laf, hani böyle iyi YouTuber olmak için söylüyorum. Yoksa tabii sizi seviyorum ama silah nereden bulacaksınız ki? Bulursanız da sıkmayın. Bir babasının bir elik tüfeğini indiren koşuyormuş çatışmaya, neyse boşver. Bunları söylüyorum söylüyorum, bela olacak bana. Hadi bakalım, bismillah. Bu çok fena olacak. Ne oluyor lan? Anam.
Biz Sukaat'ı öldürdüm galiba. İki takım yedin orada. İki takımı öldürdüm şu anda. Ay yok oldu lan. Gerçekten karpuz kabuğun hiç affetmiyor ya. Ay. Kabuğun olmuş şeftali. Kabuğun var bir şeftali gibi olmuş. Kabuğuna bak ya. Bunlar da vıcık vıcık ya. Bu hangi manav sattı bunu lanet olsun ya. Kardeşim bozuk ürünleri satmış paso. Ama vuracaktık yani. Bir şey olmadı. Git hadi bakalım. Kaç defa da devrildi? Kaçıncı vuruşta devrildi hepsi? Ben görmedim. Senin arkana saklanmıştım. Kameraman benim arkama saklanıyor. Saymıyor ne oluyor ne bitiyor. Benim arkama. Bak çelik yeleğim. Doğal çelik yeleğim. Evet karpuzlar da karşı koyamadı. O zaman diğer turumuza geçiyoruz. Dördüncü tur. Dördüncü turda bakalım ne geliyor karşımıza. Hadi bakalım. Eğlenceli bir şeyler var bu sefer. Bu bonus turu aradaki bir tur. Burada iki tane top vuracağız. Bunları da test için vuracağız. İki tane basketbol topu. Bonus turu geliyor. Hüseyin deliriyorum bir anda seni vuruyorum. Öldürüyorum burada. Delirme. Tabii yani. Hazır mısın? Hazırım. Ne oluyor lan? Vuramıyor mu? Vuramıyorsun. Yalan. Oğlum sıkıntı bende mi? Niye patlamıyor bunlar? Dur bakayım ne oldu? İlk atışında patladı onlar. Aaa. Ben vuruyorum da vurulmuyor sanıyorum. Baksana delinmiş aslında bunlar. Aaa. Güzel bir bonus turu. Ay ayağım karpuza girdi. Evet bonus turu bu kadardı. Evet gel bakalım. Çok korkunç olmadı mı lan? Şuna bak. Delirdik yoldan çıktık. Evet şimdiki turumuzda biraz eğlenceli olacak. Sprey kutularına vuracağız. Bunları patlatırız tabii ki ama nasıl bir patlama olacak merak ediyorum. Bunların arkasına da arkalarına da yangın tüpü koyacağız böyle efekt olsun diye. Hadi bakalım. Allah gözüme girdi. Ben nasıl salağım ya. Efekt oldu ama bak çok güzel. Çok fena ortam oldu. Öf öf feci. Biraz uzaklaşıyorum. Çünkü bunlar tehlikeli. Turgut Ekim için vuracağım bunu. Turgut Ekim'in yüzünü koyacağım öne. Gaza geleceğim bundan. Hadi bakalım. Senin için bebeğim. Kaşlarına kurban. Hadi. Hadi bakalım hazır mısın? Vurdu mu? Headshot attın. Oo! Uçuyor. Headshot. Etraf toz duman oldu. Turgut Ekim iyi misin? Turgut Ekim. Ha iyi bir şey olmamış o iyi. Onda sıkıntı yok tamam. Neyi vurmuşuz? Oo bunu kapağından vurmuşuz daha paramparça. Şunu hiç vuramamışım ama. Ha yok vurmuşum bunda kapağından vurmuşum. Siz vuramadı mı sandınız ama ben aslında kapağına ateş ediyordum. Etraf karnevan oldu. Sonuncuları da vuracağım. Allah belanı versin. Bomba! Karnım! Bomba attılar savaşta bu nedir ya? Ama cesaretimi gördünüz mü? Bomba geldi ama ben onu hiç korkmadan elimde patlayacak diye geri attım. Çok iyiydi. Evet o zaman final turuna geçiyoruz. Bu silahları test edeceğimiz asıl tur zaten başından beri bunu bekliyordunuz. Kağıt turu bakalım kaç tane kağıdı delebileceğiz. Evet finalimize geldik sonunda. Finalimizde kağıt testine geldik. Acaba kağıt mı daha güçlüdür yoksa mermi mi? Kağıt. Birlikten kuvvet doğar mantığıyla buraya 25 bin tane kağıt koyduk. Ne kadar bir birlikse bu artık yani 25 bin tane kağıdımız var. Bu paketlerin her birisinin içinde 500 tane var. 500 tane kağıttan da toplamda 50 paket tane var. Yani doğru hesapladım herhalde. Toplamda 25 bin tane kağıdımız var. Bakalım mermi acaba bu 25 bin kağıdı delebilecek mi? Çok merak ediyorum. Meraktan böyle elim ayağım diyor bak. Ya ben denemeyeceğine inanıyorum çünkü bu kağıt anladınız mı çok güçlü ama deneyeceğiz bakalım. Birlikten kuvvet doğar. Gereksiz bir atasöz söyleyip duruyorum. Mantıklı bir atasöz ama hiç alakasız yani. Dur bir tane daha söyleyeyim. Üzüm üzüme baka baka kararır. Adam bundan şarkı sözü yaptı, rap parça yaptı ya helal olsun. Ne diyeyim ki? Ben ne yapacağım? Kendi şarkımın adı Akakçe Karagünüş'ündür. Hadi bakalım. Klasik atasözleri. Hadi bakalım. O zaman ilk silahımızı deniyoruz. Sıra sıra diğer silahları deneyeceğim. Evet. Turgut Ekim'e bu görevde yardımımız... Turgut Ekim ayakta duramıyoruz. Kaşların kadar güçlü olsan keşke. Turgut Ekim'i görevde yardımımıza bekliyorum. O buradan ağızdan gücü alacak. Pardon. Yani vuruş olarak ya burnuna gelecek ya oraya gelecek. Kusura bakma seni seviyorum biliyorsun. Ama destek olarak onu oraya koyduk. O zaman ilk silahımızı seçelim atış yapalım. İlk başladığımız red dot olan silahımızla sıkacağız. Turgut Ekim sakin ol korkma. Yani bana böyle bakarken ben ciddileşemiyorum şuna bak. Ciddi misin sen şu an onu biraz kızmam lazım ona böyle kötü şeyler söylemem lazım. Sen Enes Batur'un kuzenisin. Hazır mıyız? Geliyor. İki tane sıktım birinciyi vuramadığımı düşünüp. Turgut Ekim'i sevmediğimden değil yani.
dudağını patlatmışım onun dudağından delmişim. Özür dilerim Turgut Ekim. Ağzına girmemiş ama. Ne gülüyorsun? Bakalım mermi nerede? İki deliğimiz var. İlkinde bir delik o. Birinciyi delmiş. Yani 500 tane kağıdı delmiş iki mermide. Ama ikincisinde kalmış. Bak mermiyi görebilirsiniz. Aynen. Üçüncüye temas yok. Hop 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 temas yok. Hop hop hop. Bu mermiye dokunayım mı? Sıcaktır ama. Allah belanı. Evet, Turgut Ekim'in ağzına giren yok, dudağına giren mermi burada. Diğeri düşmüş herhalde. Diğeri yok. Çenesine giren kaybolmuş. Bu kağıtları geri dönüşüme atalım tabii ayranı. Tabii kağıtları da israf etmeyeceğiz. Geri dönüşüm kutusunu açacağız. Bildiğiniz gibi kağıtlar geri dönüştürülebiliyor. Lütfen bunu yorumlara yazmayın. Biz de salak değiliz, değil mi? Evet, şimdiki silahımızı güçlendiriyoruz ve bu güçlendirmede yanıma destek ekip çağırıyorum. Mami, kaslarıyla bize destek olacak. Burada dursun. Yukarıya bakıyor bak, yukarıya. Mermilere bakıyor. Baturay, neşesi ve mutluluğuyla bize güçlendirme verecek. Onu da şöyle de koyalım, görelim onu. Bizi güçlendiriyor, bak burada bir shake veriyor yani. Enes hadi vurursun, Enes vur bana, vur bana. Yapıyor, pardon. Burada da Kaya var, Kaya biraz korkuyor tabii ki. Kaya da vurulsun o yüzden. Kaya'yı da vuralım. Baturay bundan mutlu ama onun vurulduğundan. Mami'nin hiç umurunda değil, şerefsiz Mami. Kusura bakma Kaya. Tam pozisyonu vermişsin, vurma beni pozisyonunu vermişsin. Tam ağzından vursam ne olur acaba? Niye millet ağzından vurmaya çalışıyorum ki ben ya? Evet, şimdi silahımızı değiştiriyoruz. Evet, ekip hazır. Ben de onları vurmaya hazırım. Hazır mıyız beyler? Çık çık. Allah belanı kulağım çınladı. Kaya bir daha sıkacağım. Test atışı geliyor. Of. Kaya! Kaya! Kaya'yı göğsünden vurdum. Bir memesinden vurdum, bir de göğsünden vurdum. Evet, sertti. Bakalım. Kaya'nın bu desteği bize kaç delme yapmış? Baturay ne yapıyorsun? Bir ayakta dur. İlk kağıdı delmiş tabii ki. Kaya'nın gücü yetmemiş. Baksana ilk kağıdı bile delememiş. Daha deminki sıktığımız iki kağıt delmişti. Bak bunun arkasında duruyor mermiler. Bak, bak görüyor musun? Bak. Daha keskin silahlara geçmeliyiz. Daha keskin silahımız Baturay. Hazır mısın Baturay? Baturay'a biraz fantezi yapacağım. Kusura bakmayın. Baturay seni seviyorum ama arıyorum arıyorum açmıyorsun. Baturay'ın ağzına sıçtım yalnız. Baturay'ın ağzına sıçtım. Baturay beni dava edebilir bu videodan sonra, yemin ediyorum. Canıma kastı var diye çocuk. Çocuğu anından vurmuşum ya. Anından vurmuşum. Çocuğu kaşının çatından vurmuşum. Kafadan, çatından, anından. Bir de böyle yapıyor. İlk kağıt delik deşik olmuş Baturay hıncımdan. Oo, iki kağıt birleşmiş bak. İki kağıt birbirine temas etmiş ama mermiler gene 500'lükte. Baturay sana bunu hediye edeceğim. Kaşının çatından vurulmuş bir mermi. Doğum günü hediyesi olarak. Bu da en serti. Buna hiçbir şey olmamış bak, taş gibi duruyor. Bu böyle bitmeyecek, hiçbir işe yaramıyorsunuz. Kendine gel Mami, kendine gel, bana vur ver. Vur ver bana, güç ver. Büyük silahları çıkarma zamanı. Büyük silahları çıkarma zamanı. Büyük silahlar, büyük silahları çektim. Kadın Burak Güngör. Kadın Burak Güngör'den daha büyük bir silah olamaz yani bu piyasada. Onu efsunlaması için de efsun desteği olarak da hepsi yaralıyı koyuyorum. Efsun desteği Mami'den sonra. Bana benim silahıma artı 3 güç basıyor bu. Buradan da Alper Ren de arkadan aradaki bölgeyi zayıflatıyor. Yani bütün destek kuvvetlerini şu anda harcadım. Bu yani en büyük gücümüz bu şu andaki. Evet, büyük silahları çekelim o zaman. Sar 109, 9 milimetre ateşliyor. Gelin deneyelim bunu bakalım. Büyük efsunları çektik. Artık vurulması lazım yani. Her şeyi dizdik. Altta MC, üstte Alper'in gözleri, altta Kadın Güngör. Hadi bakalım Kadın Güngör. Allah 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 Allah. Kadın Güngör'ün yanağına botoks yaptım ya. Botoks yaptım yanağına. Daire çizdim adamın ya. Bakalım ne kadar güçlü bir atış yapmış. Alttan efsunu verdik zaten. Bakıyoruz ne kadar güçlü. İlk kağıdımız 500 tane. 500 tane de botoksun devamı devam ediyor. İkinci 500'lük. İkincisi de delirmiş bayağı. Ama geçememiş. Yani başlamış ama geçememiş. Başlamış bitirememiş. Burak Güngör gibi. Başladı kaldı. Alper hiçbir işe yaramadın Alper. Hiçbir şey olmuyor adam. Kafasına vuruyorum, hiçbir şey olmuyor. Gerçekten çıldıracağım ya. 500 tane kağıt deldik şurada. Maksimum 1000 tane deldik. Hatta 750 tane falan ya. Gerçekten büyük bir silah ihtiyacımız var ya. Yapayım. O zaman çekiyorum büyük silahı. Hazır mısın? Hepiniz yürüyün gidin lan. Gidin buradan. Gidin. Ben büyüğü çekiyorum kardeşim. Hazır mısın? İşte bu. Rekor buna gelecek. Rekor burada. Diş tellerinden vuracağım seni Şahin çocuk. Kaşlara bak. Ben adamla kuzen olduğum doğru yani. Baksana kaşlarımıza bak. Şahin tipe bak. Enes Batur'un kuzeni. Enes Batur kuzeni.
Abone olun ona da. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Senin sana büyük gücü veriyorum. Son silahımızı çekiyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın. Kendimle sorunlarım var. Senin ağzına çimenes Batur. Şahin çocuk. Hadi Allah. Evet, kendimle sorunlarım var demiştim. Enes Batur çok kaldıramamış galiba bu saldırıları. Kulağım çınlıyor. İçimdeki çocuğu öldürdüm. 500. Paramparça etmiş. Paramparça. 500. Öf. Bir 500 daha. 1000. Rekor kırıldı. Hadi. Bir 500 daha. Bir 500 daha ve 1500 tane kağıdı parçalamış. İçinde kalmış ama sonuncular. Aynen. Bir finale ulaşılmışlık var. Aynen. Bak şurada. Yani toplamda 1500 tane kağıt deldik. Tek sıkışta. O zaman rekor kime diyor? Rekor Şahin çocukla. İçimdeki çocuk öldü ama rekoru kırdı. Helal olsun. Rekor sende 1500 tane kağıtla. Yani buradaki videodan ne anlamanız gerekiyor bu manyak deney videosundan? Bildikten kuvvet var. Bir sürü kağıt mermiyi yendi. Tabi kağıtlar da üst üste binince 500 tanesi sert oluyor yani, insan derisinden daha sert bir şey bu yani. Buna vur, bana vur. Benim canım daha tatlı şu an. Neyse, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Güzel bir test oldu. Kendinize iyi bakın. Bir daha günlerde görüşmek üzere. Daha fazla böyle manyak deney istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Yanına çıkan videoda tıklayarak diğer videoları izleyip buradan da kanala abone olabilirsiniz. Tekrardan söylüyorum. Sarsılmaz'a teşekkür ederiz bu videoya katkılarından dolayı, bu deneye katkılarından dolayı. Aşağıda linkini bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bu kağıtları da ne yapalım? Geri dönüşüme koyarız. Zaten toplamda 2000 tane falan yıktım şu an.